Ben çocukluğumdan beri babamdan Maturidi mezhebindeniz biz diye öğrendim. Maturidi mezhebinin de ilkeleri şudur diye öğrendim. Kendimi tarif ederken İmam Maturidi'nin çizgisinde bir Müslüman olarak kendimi tarif ediyorum. Yani mezheplerimiz, ekollerimiz, alimlerimiz, müştehitlerimiz ashab-ı kiramın talebesi durumunda olabilirler. Ashab-ı kiramdan daha iyi Müslümanlık icat etmek, Müslümanlığı imha etmektir. Neden? Ashab-ı kiram hakkında allah Teala radıyallahu anhum ve radu anhu diye ayet indirmiştir. Allah Muhammed'in yanındaki ashabından razıdır. Ashab-ı kiram iman ettikleri şeylerle yüzde yüz cennete girdiler. Neden? Radıyallahu anhum çünkü. İçlerinden günahkar olan varsa cehenneme girip cezasını çekecek. Ayrı bir mesele. O onların azametini engellemiyor. Birimiz çıkıp da ashab-ı kiram bu kitaptaki şeyleri bilmiyorlardı. Biz bildik diyorsa battı o. Neden? Sana ayet indi mi? ve Allahu anke Allah senden de razı oldu diye bir ayet indi mi senden için? Yok. Onun için indi ama. Peki nedir maturidilik? Nedir eşarilik? Asla ve kat'a ashab-ı kirama bir kelime ilave değildir. Ebul Hasan el-Eşari'nin, İmam Maturidi'nin kendi günündeki fitnelerle mücadelesinin adıdır. Bizim orijinal Müslümanlığımız, ashab-ı kiramın Müslümanlığıdır. Ebu'l-Hasan el-Eşari'nin mezhebi nedir? Mu'tezile'nin çıkardığı sapıklıklara, haricilerin çıkardığı sapıklıklara yaptığı mücadeledir. O mücadeleden bugüne taşınması gereken şeyler duruyorsa hala Ebu'l-Hasan el-Eşari'den iyisini nereden bulacaksın? Uyu peşine dediğini de gir cennete. Hayır. Mesela Misal tabi bunlar sadece konuyu iyi anlamamız için, iman meselesini haşa böyle aşağı indirmek için değil. Yani ziraatın bu sene çekirge diye bir sıkıntısı oluyor. Az çok tarımlı haber izliyorsanız bu sene çekirge mahsulü berbat etti deniyor. Ondan sonra tutuyor ziraatçılar, çekirgeyle mücadele için bir ilaç kullanıyorlar. Çekirgeden kurtarıyorlar, mahsul almaya başlıyorlar. Öbür sene kelebek diye bir, bitki, bir, böcek çeşidi geliyor. O mahsule zarar vermeye başlıyor. Bu sefer o senenin çiftçileri de kelebek ilacı kullanmak zorunda kalıyorlar. Tırtıl ilacı kullanıyor tırtıl istila ettiği zaman. Ama orijinal hep buğdaydır. Hep meyve, elmadır, armuttur. Ashab-ı kiram imanın meyvesidir. Yeryüzünde Allah'ın Adem aleyhisselamdan beri razıyım dediği tek nesildir. Bu kelimeyi bir grup için kullandı Allah. Radıyallahu anhum. O da ashab-ı kiramdır. Dolayısıyla kıyamete kadar meyve onlardır. İman meyvesi onlardır. Ebu Hasan el-Eşadî'nin zamanında mu'tezilinin çıkardığı tırtıllar, böcekler, kelebekler, bilmem nelere karşı Ebu Hasan el-Eşadî bir mücadele verdi. Allah ondan razı olsun. Müthiş bir mücadele verdi. İmam Maturidi, Horasan'daki Hint felsefesinden etkilenip İslam'a fitne sokmak isteyen tırtıllara karşı bir mücadele verdi. O mücadeleden dolayı İmam Maturidi bir ekol oldu. Rahmetullahi aleyh. Bu mücadeleden dolayı Ebu'l Hasan el-Eşari bir ekol oldu. Rahmetullahi aleyh. Bugün onların zamanının tırtılları, kelebekleri neyse tarımımıza zarar veren devam ediyorsa İmam Maturidi'den biz alacağız demektir. Ama yine ashab-ı kiramın peşindeyiz. Ashab-ı kiramın üstüne çıkardığımız herkes batıldır. Çünkü onların kendilerinin böyle bir derdi yoktur. Ebul Hasan el böyle bir derdi yoktur. Allah'ın mücahit kullarından birisi. Bırakın ashab-ı kiramı peşinden gelin dememiştir. Fitneler, tırtıl fitnesi var. Elma yetiştiremiyorsun, tam elmalar olacak, tırtıl bitiriyor elmayı. Filan böcek bitiriyor. Onlara karşı bir ilaç geliştirmiş yaptıkları budur. Akideye ilave değildir. Ama diğer ekoller, mutezile, haricilik, akideye ilave yapmak istemişlerdir. Biraz sonra göreceğiz. Hariciliğin peşinden hemen gelen mutezile hareketi, İslam'ı yeni versiyonu ile ortaya çıkarmak istemiştir. Bu yüzden mutezilenin yaptığı şey, ebul Hasan el yaptığı şey değildir. İmam Maturidi'nin yaptığı şey değildir. Asla değildir. İmam Maturidi taarruz yapmamıştır. Müdafaa yapmıştır. Ama Mu'tezile'nin bir taarruzdur. Saldırıdır. Savunma hareketi değildir. Kur'an, hadis, icma dışındaki konularda ümmeti Muhammed birbirini itham etmemeli. Bu dört mezhepten herhangi birini hak görmek olarak da anlaşılabilir. Sabit bir yöntemle, sahih bir yolla, ashab-ı kiramdan gelen bir bilgiyi de de uygulayabiliriz bunu. A mezhebinin, B mezhebinin iştihatlarından bir iştihat konusunda da bunu uygulayabiliriz. Kur'an'ımızı karşısına alan yok bizim için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine diklenen bizim için yoktur. Ümmeti Muhammed'in icma ettiği bir konuya saygısızlık yapan bizim için yoktur. Ama bunlardan olmadığı halde İmam Maturidi'nin bir görüşü, İmam Eşari'nin bir görüşü, Ebul Hasan Eşari'nin bir görüşü önemli değil. Ümmetin alimlerinden birisinin saygınlığı, onun ilmine, onun hizmetine hürmetimiz onu Kur'an gibi, onu hadis gibi görmemizi sağlamaz. Ne açıdan sağlama ben Maturidi'yi? İmam Maturidi rahmetullahi aleyh'in anladığı gibi anlayıp o şekilde ölüp cennete gitmek istiyorum. Ama şunu söylemiyorum. Her kim ki İmam Maturi diye muhalefet eden bir görüş içindedir, o zındıktır, o Müslüman değildir, cehenneme bile giremez, kayyada kalır diyemem. Diyemem. Çünkü İmam Maturidi ile ümmetin selefi ve ümmetin Ebu'l Hasan el Eş'ari'ye uyan e Eş'ari'yim diyenleri arasında Kur'an'da bir fark yok. Hadiste bir fark yok. Ashab-ı Kiram'da bir fark yok. Alt konularda fark var. Alt konular ise birbirimizi itham etmemiz için uygun bir alan değildir. Birbirimizin alt konulardaki <laughs> farklılıklarına toleransla bakmak zorundayız. Kardeşliğimizi zedeleyecek bir alan olarak bunları göremeyiz.